Değerli izleyicilerimiz, bir gönül sohbetleri programında daha sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızda çok değerli bir konuğum var. Bursa İl Müftümüz İzani Turan hocamız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim sağ olasınız. Değerli izleyicilerimiz, sevgili hocamızla beraber bugünkü sohbetimizde samimiyetin öneminden bahsedeceğiz. İslam'da samimiyet. Sevgili hocam Samimiyet deyince ne anlıyoruz? Bence bütün seyircilerimize e, sağlık, afiyet diliyorum. Ailelerine huzur diliyorum. Evet. Geleceklerine e, aydınlık günler, güzel günler temenni ediyorum. Bir toplum olarak Cenab-ı Hak hepimize birden huzur versin. Evet ve bu sohbetimizi de gönüllere tesirle eylesin. Eyvallah hocam. Madem gönüllere hitap edecek ve hatta gönüllere hitap edilen bir program. Evet, biz onu ne kadar becerebiliriz onu bilmiyorum. Ama inşallah e, biz bir söylerken Cenab-ı Hak tesirini bin eylesin abi. Samimiyet e, ne demektir? Belki e, zıddıyla açıklayabiliriz. Evet samimiyet e, riyadan uzak olmak demektir. Suma'dan uzak olmak demektir. Yaptığımız işi ihlasla. Nedir ihlas? Sadece Allah için. Herhangi bir menfaat gözetmeden herhangi bir eee at yapıya e, mahal vermeden e, istikameti düzgün eylemek. Evet. İstikamette müstakim olmak. E, hani Rasulullah e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya Hud suresi beni yıprattı, ihtiyarlattı. Onun içerisinde de bir ayet kerimeye işaret ediyor. Evet takım kema ümirt. İşte belki samiyet bu, emrolunduğumuz gibi yaşayabilmek. Samiyet bu olsa gerek yani. Yani sevgili hocam, peygambere böyle bir hitap geliyor. Evet. Ki Allah'ın peygamber olarak seçip gönderdiği, o alemlere rahmet olarak gönderen bir peygambere Cenab-ı Hak emrolunduğun gibi dost doğru oluyor. Evet sevgili hocam. Evet. Kulillaha a'budu muhlisan lehu dini diyor. Cenab-ı Hak. De ki ey Habibim ben Rabbime dinimi has kılarak hasbi bir şekilde ibadet ederim. Dini ona has kılarak ibadet ederim. Tabi samimiyet aynı zamanda hasbiliktir. Hesabilik değildir. Evet. İşte o emrolunduğumuz üzere yaşayabilme, orada işin önünü, arkasını düşünmeden. Rabbim bunu emretti, evet. peygamberim bunu benden istiyor diyebilmektir samimiyet. Ve İyyâke ve İyyâke ayet-i olduğu gibi sadece Ya Rabbi sana ibadet ederim ve yardımı da Senden dilerim. Hani Resulullah aleyhissalatü vesselam e, bir genci e, terkisini alıyor. Abla isminde bir zat. Evet. Diyor ki sana bir takım tavsiyelerde bulunayım diyor. Buyur ya Resulallah deyince istediğin şeyi Allah'tan iste. Bir yardım Arzu ettiğin zaman yardımı da onu verecek sahibinden, Allah'tan iste. Hani biz zaman zaman darda kalırız. Evet. O anda çok çare bulamayız. Veyahut da etrafımızdakiler bize çare olamazlar. Evet. Sıkıntıya düşeriz. Zaman zaman hasta olmuşuzdur. Yatakta alevler içerisinde. Ee, belki iğne vuruluyor, serum veriliyor ama bir türlü e, o sikleti üzerimizden atamıyoruz. Acaba ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Halbuki netice itibariyle gidecek yer belli, eninde sonunda olacak yerdir. Ama buna rağmen hayat çok çok tatlı, evet. canto çok tatlı. O esnada çok yalvarırız, yakarırız. O işte samimi olmanın samimiyetin bizatihi merkezini ifade eder. Cenab-ı Hak ve iza massal insana't turdu'ana linjabe ev qa'iden ev qa'ima. Biz kulumuza herhangi bir şey isabet ettirdiğimiz zaman hoşlanmadığı, rahatsız olduğu bir şeyi veyahut onunla e, biz imtihan ettiğimiz zaman o başlar yalvarmaya. Oturarak, kalkarak ayakta, secdede, kıyamda, Ya Rabbi şu sıkıntımı bir gider ben nasıl işler yapacağım? Ne güzel ameller istediğiniz. Dediğimiz çok olmuştur. Evet. İnanıyorum ki bizi takip eden, dinleyen seyircilerimiz, izleyen seyircilerimizin de başından buna benzer hadiseler geçmiştir. İlla hastalık olması gerekmez. Evet. Darda kaldığımız anlar vardır. Sıkıntılı insanın olduğu zamanlar. Böyle. Evet. Ruhumuz daralmıştır. Evet. O anda kimse bizim yardımımıza koşamayacak durumda değildir. Evet. Güç yetiremiyordur. Tek sığıncağımız, tek melceğimiz neresidir? Salim liman, Rabbimizin huzurudur. Evet. Bazen olur ki diz çökeriz, hatta abdest alırız, diz çökeriz, kıbleye döneriz, el açarız. Evet. O anda artık rütbeler, makamlar, mevkimler bir tarafta da. Çünkü onların hiçbir faydası olmamıştır. Ya Rab, Ya Rab deriz. Samimi duruşla huzurda bulunmak işte samimiyetin bizatihi tecelli ettiği andır. Ama ne yazık ki insanoğlu unutkandır. Bütün bu musibetler geçtikten sonra olmamış gibi ki enlem ee, Başa Yed'una ila durrimmezse. Sanki hiç dua etmemiş. Sanki o zorluğu hiç yaşamamış gibi olur. Ha burada samimiyeti bozma vardır. Bize düşen e, samimiyeti hayatımızın bir parçası değil. Hayatımızın bütünü haline getirebilmektir. Eyvallah hocam. Hayatımızın bütününde samimi olabiliyor isek bu çok değerli çok kıymetli böyle dönemsel olan samimiyetler samimiyet değildir menfaatçiliktir Sumadır işte o suma deniyor buna evet. yani bir menfaat bekleyerek rüzgara bir şey, göre yelken açan, açanlar derler ya hocam yani rüzgara yani, göre yelken açmak gibi yani, yani o, o da denebilir. yani bir atalım. beklenti bir beklenti işte. e, işte o beklenti bittiği zaman her şeyin bittiği bu evet. samimiyet değil. Bu menfaatçilik. Evet. Sevgili hocam, ibadetlerimizde hayır ve hasanatlarımızda misal olarak samimiyet dediğimiz zaman ne akla gelir? Mesela ibadette biz ibadeti sadece ve sadece Allah için yaparız da gösteriş için veya şey olarak veya yardımda e, bir şeye hayır yapıyorsun veya şey yapıyorsun. Bu konuda Allah Resulü'nün mübarek hadislerinden örnekleri verir misiniz yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah'a has kılmadığınız ve tuğye bir vechu onun rızasını talep etmediğiniz e, bir işte sizin için hayır yoktur buyuruyor. Evet. Bu hadisi şerifi bir olaya istinaden buyuruyor. Sahabeden e, birisi geliyor diyor ki ya Resulallah falanca kişi dikkat edelim harpte. Cihat meydanında. Evet. Yani Müslümanların ölüm kalım anında ki bir hadisede müthiş yararlıklar gösterdi diyor. Çok önüne geleni yere serdi. Ve böyle sererken de sağına bir baktı, sonuna baktı. Var mı benim karşımda dikilecek vari bir tavır takındı. Bunun için ne dersiniz diyor? Çok o, cengaver bir insan. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem onun için bir şey yoktur buyuruyor. Tacip ediyor, merak ediyor. Yani nasıl ya Resulallah? Onun için bir şey yoktur. Üç kez sorup, üç kez bu cevabı alınca devamında bir mesele ki bizatihi iş Allah için değil. Allah'ın rızası için değil, o işte herhangi bir beklentiye girme hakkınız yoktur peygamberlerin ortak parolası olan bir ayeti kerime var. Ve ma eselukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin. Peygamberler insanları hidayete davet ediyorlar. Dalaletten çekip almak istiyorlar. Yani insanlığa hizmet ediyorlar. Geleceklerini kurtarmak adına tebliğde bulunuyorlar. Bunu yaparken karşı çıkanlar var. İtiraz edenler var. Peygamberler ne diyorlar? Biz sizden herhangi bir beklentimiz yok. Evet. Bir ücret istemiyoruz. Bir karşılık da almıyoruz. Evet. Bizim ücretimiz Allah'a aittir. Bir beklentimiz yok. Ama bizim söylediklerimiz de sizin çok menfaatiniz var. Eğer gelirseniz davet icabet ederseniz evet. siz çok şey kazanırsınız. Etmezseniz biz bir şey kaybetmeyiz hatta başka bir ayet kerimede kul mas el tüküm min şeyin fehvelekum herhangi bir talebim yok istemiyorum eğer bir ücret bir getirisi varsa o da sizin olsun buyuruyor peygamber aleyhissalatu vesselam ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki böyle de insanlara evet. Bizim işimiz nedir? Sadece ve sadece innema nutaimukum li vecihillah la nuridu minkum ceza am ve la şükura. Cenab-ı Hak diyor ki ya biz sizi doyuruyoruz, yediriyoruz, içiyoruz. Yani ey insanlar siz de yedirirken, içerirken deyin ki biz sizi Allah için yedirip içiriyoruz. Sizden herhangi bir ücret, herhangi ha. bir mükafat, teşekkür dahi beklemiyoruz. Yani bu ibadette ibadeti Allah'a has kılmak olduğu gibi evet. ibadetin mütemmim cüzleri olan infaktır, ıı, tasadduktur, evet. ondan sonra zekattır, evet. fitredir, herhangi bir yere bir hayırda, hasenatta bulunmaktır. Neyse yapacağımız işimiz evet. işimizi samimi ve ihlaslı yapmak durumundayız. Sadece ve sadece Allah rızası. Allah rızası. Liveci hillat denmiş. Eyvallah. Allah rızası için. Kellezi yunfiku <laughs> ma lehu Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki ey iman edenler yaptığınız şeyleri başa kakmayın. O kimseler ki yaptıklarını başa kakarlar. Riya yaparlar. Onunla böbürlenirler. Onlar tam manasıyla Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerdir. Çok çok acı bir hocam. Çok dikkat etmek dikkat gerekiyor. Edilmesi, çok acı bir şey. Çok çok dikkat etmek gerekiyor. Eyvallah. Şimdi biz yaptığımız iyiliği yaptığımız iyiliklerin tümü ibadettir bir kere. Bunu bir anlaşalım. Eyvallah hocam. Yani iyilik namına ne varsa hepsi ibadettir. Artı haramlardan kaçınmak da ibadettir. Eyvallah. Haramlardan kaçındık. O da ibadetimizdir. Bizim. Bütün bu yapılan iyilikler A, B, C, Z ne varsa ama her birini biz bir gaye matuf olarak yapmak durumundayız. Sadece bir şey için. Eyvallah. O da bir olan Allah her şeyin sahibi olan Allah için yapmak durumundayız. Eyvallah. Eğer Cenab-ı Hak Bizim yaptığımız her şeyi görüyor ise, biz de buna iman ediyor isek, Eyvallah. başkalarının görmesine hacet yok. Onun için Müslümanların bir şeye ihtiyacı var. Bizden hepimizin bir şeye ihtiyacımız var. O da şu. Biz iş üretmeliyiz, hayır üretmeliyiz. Ama biz kendimiz görünmemeliyiz. İşimiz görünmeli. O iş, o hayırlı iş sizi bulur. Sizi gösterir. Size dua ettirir. Eğer e, bir şey, dünyalık arzunuz varsa Hı. ona da o iş sizi ulaştırır. Bu didinmeyle illa da görüneyim demekle olmaz. Görüneyim dediğiniz anda Hı. zaman zaman ters yüz olmak da mümkündür. Çoğu zaman da böyle olur. O açıdan bizler vitrinleri doldurmamak durumundayız. Vitrinleri süslemeyelim. Sözlerimizi sözlerimizi edebi ve beli nasıl sarf ederize bakmayalım. Ağzımızdan çıkan sözün ne kadar samimi, ne kadar içten, ne kadar gönülden olduğuna bakmak durumundayız. Bunu yapmak durumundayız şöyle diyebiliriz. Cenab-ı Hak bizi Adem oğlu olarak yarattı. Adem oğlu olmaktan adam olmaya evrilmeliyiz. Buna ihtiyacımız var. Çünkü Cenab-ı Hak evet. minel müminine ricalun sadaku. O müminlerden öyle adamlar var ki adam demek yiğit demektir. Evet. Yani herkes adam olamaz. Evet. Adam olmayı da beceremez. O hakikaten bir erdemdir. Nedir o? Sadaku. Vermiş olduğu sözünde sadakatli olan. Yani ağızdan çıkan söz müdür? Bu söz değildir artık. İmzadır. Yaptığımız iş bizim kişiliklerimizdir. Bizim kimliklerimizdir. Bizim şahsiyetimizdir. Dolayısıyla Aliye İzzet Begoviç'in Rahmetullahi aleyh. Allah, Allah mekanını cennet etsin. Amin. O şunu diyor. Diyor ki... Avrupa'nın işi İslam'dır. Kendileri Müslüman değillerdir. Ama işleri... İslam'dır. Şimdi... Bunu düşünün ki bir Müslüman yapıyor. Hem adı Müslüman hem de işi İslam. Darus saade dediğimiz, saadet yurdu dediğimiz şey ancak bununla mümkündür. Yine belki şu spot cümleyle ifade etmek gerekirse kalıpları kalıp Müslümanı olmayı marka Müslümanı olmayı yeylemeliyiz. Biz kalp Müslümanı. Yani kalıbı kalbe tahvil etmek durumunda Eyvallah. Eğer kalpten o da onun ölçüsü nedir? Bir kere yapmış olduğumuz her işimizin neticesinde o işimiz bize huzur vermeli. Allah Resulü değil mi hocam? Ameller niyetlere göredir yani. Niyetimizin Samimi olması lazım değil mi hocam yani? Kesinlikle tabi e, Buyurduğunuz gibi Ameller niyetlere göre evet. Hatta onun da ötesinde evet. Niyetül mümin hayrun min ameli Müminin Niyeti yapmış olduğu işinden hayırlıdır Eyvallah. Bu da hadis-i şerif Niyeti yaptığı işten hayırlıdır Eyvallah. Her zaman yapılan iş Doğru olmaz Rızayı bariye uygun olmaz o zaman niyette bir bozukluk var. Niyet samimi ise evet. o makine o zaman düzgün ürün ortaya çıkarır. Niyette bozukluk varsa ürünümüz çok doğru olmaz, doğru da neticeler vermez. Tebük seferinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine-i vereye dönerken buyuruyor ki Medine'de kardeşleriniz var. Ee, o kardeşlerinizden bazıları sizin ermiş olduğunuz sevap kadar sevap alıyorlar. Daha fazlasını da alanlar var. Tabi harbi iştirak eden insanlar bir anda biraz da güceniyorlar belki de bilemiyoruz. Yani. Yani nasıl olur da mücadeleyi biz yapıyoruz. Evet. Medine'de oturanlar bizim almış olduğumuz sevabı alıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlar bu harbe iştirak edemediler ama böyle için için yandılar. Kavruldular. Neden biz bu cihada Allah için kardeşlerimizin yanında bulunamadık? Bu dini mübini İslam'ın müdafası için neden biz onlarla beraber olamadık? Kendilerini bitirdiler. İşte niyetin değeri, kıymeti. Eyvallah. Şimdi şöyle bir anekdot anlatılır. Ee, Tabi bu anekdot. Evet. Olmuş mudur, olmamış mıdır bilmiyorum ama e, sonunda e, dersi olan, ibreti olan bir anekdot olduğu için paylaşmayı evet. arzu ederim. Buyurun hocam. E, i̇ki arkadaş yola çıkmışlar. Bunlar çok samimiler. Yani can ciğer arkadaş denir ya. Evet. O tarzda arkadaşlar. Bir yere geliyorlar, sohbet ederken, konuşurken bir anda birisi birisine bir tokat atıyor. Tabii çok samimi arkadaşından tokatı yiyen çok üzülüyor. Bulundukları yerde kumun üzerine bugün ben en samimi arkadaşımdan bir tokat yedim diyor. Yazıyor. Fakat yol bitmemiş. Gitmeleri gereken mesafe var. Gitmeye devam ediyorlar. Ama bir kırgınlık var. İleride bir bataklık. Hikaye bu ya. Evet. Bu tokatı yiyen arkadaş bataklığa batıyor, debeleniyor. Hemen arkadaşı Tehlikeyi göze alarak, ölümü göze alarak atlıyor. Elinde tutup kurtarıyor. Çıkınca taş arıyor. Taşın üzerine bugün beni en samimi arkadaşım kurtardı. Ölümden kurtardı. Evet, ölümden kurtardı. Diyor ki neden diyor, tokatın acısını kuma yazdın. Ee, bataklığın kirini taşa yazdın. Diyor ki kötülükleri kuma yazarız yazmak lazım ki rüzgar geçsin, uçursun, kalbim, kalbimizden de silsin, süpürsün. Katte güzelliklerine şüne mabulsun. İyilikleri taşa yazmak lazım ki hiç silinmez. silinmez. Hiç unutulmaz. Unutulmaz. E, ee, bu hadise bile yani e, samimiyetin değerini anlatması bakımından önem arz ediyor. Dediğim gibi olmuş mudur olmamış mıdır bilmiyorum şey, ama ders veren tarafı kıssadan var. Kıssadan hisse. Sevgili hocam yani insan iyi niyetin karşılığı olarak bile Allahu Teala değil mi? İyi niyetimizden dolayı bir güzel bir iş yapmaya niyet etmiş olsak fakat elde olmayan nedenden veya vazgeçmiş olsak veya yapamamış olsak buna bile bir sevap yazıyor değil mi sevgili hocam? Evet. Bunun bile bir sevabı var değil mi? Yani Cenab-ı Cenab Hak men ca'a bil haseneti felahu aşru emthaliha ve men ca'a bis seyyeti felah ee, kim ki bir iyilik yapar, bir iyilikle gelirse onun mükafatı asgari, 10 mislidir. Evet. İyiliğin karşılığı, bir güzel hasenenin karşılığı on mislidir. Eyvallah. Bir günahla, bir seyyiyeyle geleni de fazla cezalandırmaz Allah. Ancak karşılığıyla. Misliyle. Misliyle. Ne kadar yapmışsa o kadar. Ne kadar yapmışsa o kadar. Ama iyiliğe teşvik var hocam. Yani ama iyiye teşviğin ötesinde müthiş de mükafat var. Mükafat var, katlamalı, katlamalı. bir de teşvik var. Edafe, müdafe tabii. Evet. Yani müthiş bir teşvik var. Bunu yani tamam. şöyle düşünelim. Acaba hangi zengin ve zengin de gönlü zengin olanı bir işçi çalıştırsın. La teşviğe. İşinden memnun olsun. Desin ki sen çok güzel işler yapıyorsun kardeşim. Normalde senin ücretin işte 5 liradır ama ben sana 50 lira veriyorum. Bunu eğer 5000 liraysa 50 bin lira verecek. Böyle gönlü zengin, kendisi zengin. Ne kadar insanımız olabilir? Üstelik bu alt seviyedir. Evet. Yani infakta şurada burada Cenab-ı Hak diyor 700 misline kadar falan. Var. Eyvallah. Şimdi o da ayrı bir fasıldır. Dolayısıyla e, analarımız mesela hani sevgide çok zengindirler. Hesabi değildirler. Hasbidirler. Yani Eyvallah. sevginin hesabını yapmazlar. Evet. Analar. Eyvallah. İş tersine döndüğü zaman biraz farklı şeyler olabiliyor. Şimdi la teşbih dememdeki sebep budur. Bir ananın çocuğuna olan merhametinden hatta yeryüzündeki bütün anaların yani insanlar, insanlık analarının mahlukatta analık vasfına sahip olan, haiz olanların merhametinden çok daha fazlası Cenab-ı Hakk'ın kendindedir. Hocam sizin burasında Allah Resulü'nün bir mübarek hadisi aklıma geldi. Hani bu ana evladını ateş atmak ister mi? Buyurun evet, sevgili hocam. Evet. Yani evet. Allahu u o, Teala o, da yani, hani sizi yani, yakmak işte, istemiyor. E, e, değil mi? Orada evet. e, çocuk ağlıyor, inliyor evet. ve kadıncağı çocuğunu arıyor. Evet. Ve bulunca da hemen göğsüne yapıştırıyor. Sarıp sarmalıyor. Evet. Efendimiz de bu Mübarek sözü orada söylüyor. Ondan sonra da Cenab-ı Hak hepinizden daha merhametlidir Allah buyuruyor. Eyvallah. Şimdi e, belki mevzu biraz dağıldı. İşte ananın çocuğuna yaptığı şey samimiyettir. Eyvallah. Bunun karşılığı yoktur. Eyvallah. Samimiyetin beklediği makam yoktur. Gözetlediği ücret de yoktur. Hocam sözün burasında şunu söyleyelim. Vakit hızla akıp geçiyor. Mesela vatan uğruna bayrak, ezan, din, iman uğruna bizim ordumuz, askerimiz can feda ediyorlar. Yani canın bir bedeli olur mu? Yani bir bedel koymaya kalksak dünyadaki hangi şey canı karşılığına verebilir? Ama ayeti kerimede imanımız ve inancımız gereği Allah'u u Teala'sının Canınızı ve malınızı cennet karşılığında satın almıştı. Buyurun evet. sevgili hocam. Birkaç böyle yani evet. şey yapmışken, yeri gelmişken yani. Şimdi canın yani... bir bedeli yok yani. Bedel paha biçemeyiz yani. Evet. evet. Can canı bir tarafa bırakalım. Evet hocam. Parmağımızın bedeli var mı? Yok. Gözümüzün bedeli var mı? Yok. Ee, bir koku alma denen bir şeyimiz var. Duy organımız var. Bir anda bundan mahrum olduğumuzu düşünelim. Bu kadar değerli çiçeğin, şunun bunun bize ifade edeceği ne olabilir? Ya yani ne kadar güzel kokarsa koksun. Bize şey bakan tarafı nedir? Eğer gözümüz görmüyorsa ve yahut da Allah muhafaza şu anda dense ki ya bir gözün senin olsun yine devam et. Görürsün işte sağının soluna bakarsın. Bir gözünü ya şu Bursa'yı sana verelim, alalım. Herhalde aklı başında hiçbir kimse gözüne kıyamaz. Buna kabul etmez. Yani e, Allah muhafaza, Allah öyle durumla karşılaştık Yani yapamayız yani. Şimdi o manada bakarsak Cenab-ı Hakk'ın verdikleri, verdikleri sonsuz hazinesinin sonsuz hazinesinden verdi. O şehadet meselesi o apayrı bir olaydır. Peki hocam son birkaç cümlenizi alalım yani bu samimiyetle ilgili. Peki izleyicilerimize e... ne mesaj vermek istersiniz? Yani böylelikle bitirmiş olalım. Bitirmiş mi olalım? Bitirmiş olalım o hocam. biraz e, şeyi evet. e, zamanı iyi ayarlayamayan hatibin durumuna düştük. Estağfurullah hocam. Sağ sola, zaman çok sağ sola sarptık. Çok çabuk evet. gelip geçiyor hocam. Ben e, hep beraber kendime de söylüyorum ama bizi izleyen seyircilerimize de söylüyorum adımlarımızı düzgün atalım sözümüz düzgün olsun gülüşlerimiz samimi olsun o kadar samimi olalım ki bu samimiyet kendi çocuklarımızın üzerinde adeta e, böyle Neşvü ne mab olsun. Ailemize karşı, çoluğumuza, çocuğumuza karşı samimi olalım. Çevremize karşı samimi olalım. Çevre derken, bütün mahlukatı kastediyorum. Mahlukata karşı samimi olalım. Yani göstermelik, diyelim ki güvercinlere yem atmaya kalkmayalım. İçimizden geldiği için. Onların bizim merhametimize ihtiyaç olduğu için bunu. Hiç kimsenin görmediği bir anda yapabiliyorsak ne mutlu bize. Ovaya karşı, dağa karşı, ormana karşı, vatanımıza karşı, milletimize karşı, bayrağımıza karşı, ordumuza, yurdumuza karşı ne iş yaparsak, neyi düşünüyorsak, düşüncelerimizde bile samimiyetten Cenab-ı Hak bizi ayırmasın. Ayrılmamaya gayret edelim. Allah razı olsun. Allah'ın selamı herkesin üzerine olsun. Sağ olun hocam. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden dolayı. Değerli izleyicilerimiz, Bir Gönül Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.